Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir model paylaşmak istiyorum. Bakın, gerçekten çok güzel duran, hem ajurlu, yapılışı da oldukça kolay. Aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Örgümüzün arka tarafı bu şekilde. Ön tarafı da bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok şık duran bir model. 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. İsterseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi ilmeklerimizi atarak örgümüze başlayalım. Dediğim gibi 4 ilmek ve katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. Artı 2 de iki yana kenar ilmeği olarak bırakalım. Bakın 4 ilmeğimi attım. 4 ilmek daha atıyorum. Bu şekilde 4 4 4 olarak ilmeklerimizi sayarak ayarlayabiliriz. Artı 2 de birer tane yanlara kenar ilmeği ayarlayalım. İlmeklerimi attım. Şimdi örgümü 2 sıra ters örgü olarak örüyorum ve örgüme bir zemin hazırlıyorum. Ön yüzde ve arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum 2 sıra. Bakın bu şekilde. Devamında modelimizi kuralım. 2 sıra örgümü tamamlayıp dönüyorum. Şimdi 2 sıra ters örgümü ördüm. Yeni sıraya başlıyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve şimdi artık devamındaki bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde bütün ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. İlk sıramı bu şekilde düz örgü olarak tamamladım. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümün arka tarafında bütün ilmekleri ters örüyorum. Yine sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Son ilmeğe gelene kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Son ilmeğe geldiğimde düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümü çevirdim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve bir sıra daha bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar düz örgü olarak devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar ön yüzde düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi arka tarafa geçtim. Arka tarafta da bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramı bu şekilde devam ediyorum. Son ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün ön tarafına geçtik. Bakın görüntümüz bu şekilde oldu. Şimdi burada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim örgümün arkasında. Şimdi bakın burada ne yapıyoruz? 1, 2 ilmek saydım. 3. ilmekle bu son ilmeğin arasından sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü boşluktan bir ilmek çıkartıyorum ve uzatıyorum. Şimdi 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar aynı buradaki boşluğa batıp bir önce ilmek çıkardığımız yerden bir ilmek daha çıkardım. Yine uzattım.
örgümün arkasında. Bakın yine bir ikinci ilmekle üçüncü ilmeğin arasından sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü boşluktan bir uzun ilmek çıkardım. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine aynı son çıkardığım ilmeğin olduğu yerden bir ilmek daha çıkartıp uzatıyorum. Görüntümüz bu şekilde. Bir kez daha yapalım. İpim örgümün arkasında ikinci ilmekle, bakın bir ikinci ilmekle üçüncü ilmeğin arasından 1, 2, 3, 4. boşluğa batıp bir ilmek çıkartıyorum ve uzatıyorum. 4 ilmek düz örelim. 2, 3 ve 4. 4 ilmeği ördükten sonra son çıkardığımız ilmeğin boşluğundan bir ilmek daha çıkartıyoruz. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bakın sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi çevirelim. Örgümüzün arka tarafına geçelim. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir önceki sırada çıkardığımız ilmeğimiz, alttan çıkardığımız, onu örmeden alıyoruz. Arada ördüğümüz 4 ilmeği ters örüyoruz. 4. Ve yine çıkardığımız ilmeğim. O ilmeği örmeden aldım ve hemen yine çıkardığımız ilmeğimiz var. 2 tane yan yana onları alıyoruz. Aradaki ördüğümüz ilmekleri örüyoruz. Ön yüzde düz örmüştük. Şimdi bu tarafta ters örüyoruz. Çıkardığımız ilmekleri ise örmeden alıyoruz. Örgümüzün arka tarafını da bu şekilde yaparak tamamlayalım. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sırada çıkardığım ilmeğim var. Benim ilmeklerim ters geldiği için ilmeğimi öncelikle bu şekilde çeviriyorum. Ve alttaki ilmeği bu çıkardığımız ilmeğin içinden bu şekilde çıkardım. Ve geri taktım bakın. Şimdi 1, 2, 3 ilmek ördüm. Yine bu uzun ilmeği bu alttaki ördüğümüz ilmeğin üzerinden geçirdim. Onu da düz olarak ördüm. Bakın ilk örneğimiz tamamlandı. Yine ilmeğimi çeviriyorum. Alttaki ilmeği onun içinden geçirdim. Ve düz olarak ördüm. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Dördüncü ilmeğim burada duruyor. Çıkardığım ilmeği o dördüncü ilmeğin üzerinden atlattım ve düz olarak ördüm. Sıramın sonuna kadar aynı işleme devam ediyorum. 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Dördüncü ilmeğin üzerinden çıkardığım ilmeği atlatıp onu da düz olarak örüyorum. Hemen bakalım. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İlk örneğimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi örgümüzü çeviriyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ters olarak. Son ilmeğe geldiğimde düz örüp sıramı tamamladım. Tekrar ön yüze geçtim. Ön yüzde de bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki tüm ilmekleri düz olarak örüyorum.
Örgümün arkasına geçtiğimde de bütün ilmekleri ters örüp sıramızın başına kadar gelelim ve yeni modelimizin kurulumunu hep birlikte görelim. Bakın, ilmeklerimi tamamlayıp örgümün başına ön yüze geldim. Örneğimiz kayarak ilerliyor. Hemen şurada bakalım. Bakın bu şekilde kayarak devam ediyor. O yüzden şimdi ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Bir önceki sıraya hemen kenar ilmeğinden sonra ilmek çıkararak başlamıştık. Bu sırada kenar ilmeğini alıyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. 1 ve 2. 2 ilmeği ördükten sonra ipimi örgümün arkasına aldım. Şimdi bu boşluklardan çıkartıyoruz. Artık işimiz daha kolay. Çıkaracağımız yerler bakın belli. Şu boşluğa batarak ilmeğimi çıkartıyorum. Ve uzattım. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine çıkardım ilmeğin yanından. Bir ilmek daha çıkartıp uzatıyorum. İpim yine örgümün arkasında. Bir sonraki boşluktan batıp bir ilmek daha çıkardım. Ve 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 ve 4. Yine son çıkardığım boşluktan ilmeğimi çıkartıp uzattım. Bakın bu şekilde yeni örneklerimiz de oluşuyor. Hemen bir kez daha yapalım. İp örgünün arkasında şuradaki boşluktan batarak bir ilmek çıkartıp uzattım. 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3 ve 4. Ve son çıkardığım boşluktan bir ilmek daha çıkartıp uzatıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi son örneğime geldim. Bakın, son boşluktan ilmeğimi çıkartıp uzattım. Kenarda 3 ilmeğim kaldı. Onları da düz örüp sıramı tamamladım. Örgümüzün görüntüsü bu şekilde. Şimdi çevirdim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Kenardaki 3 ilmeği ters olarak ördüm. Bakın bu alttan çıkardığımız ilmekleri örmeden alıyoruz. Aradaki 4 ilmeği ters olarak örüp çıkardığımız ilmekleri örmeden alıyoruz. Sıramı bu şekilde örerek tamamlıyorum. Örgümün ön tarafına geldim. Şimdi modelimizin son sırasında birlikte yapalım. Kenardaki 3 ilmeğimi ördüm bu şekilde. Çıkardığım ilmeği çeviriyorum. Ve altındaki ilmeği onun içinden geçirdim. Onu düz olarak ördüm. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeği de bu çıkardığım ilmeği üzerinden atlatıp düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Hemen tekrar yapalım. Düz olarak ördüm. 2 ilmek daha örüp son kalan ilmeği de bu uzun ilmeği üzerinden atlatıp düz örüyorum. Sıramızı tamamlayalım bu şekilde. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam ettim ve modelimiz tamamlandı. Bakın, bir sonraki modeli yine kenar ilmeğini aldıktan sonra şu boşluktan hemen bunun üstünden buradan yeri belli zaten ilmek çıkararak devam edeceğiz. Bir sonrakini yine bunun üstünden bu şekilde kayarak ilerleyen bir model. Bundan sonrası sürekli kendini tekrar ediyor. Dediğim gibi ben çok beğendim. Çok asil duruyor. Güzel bir model. Umarım sizler de seversiniz ve denersiniz. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.